Alo. Alo. Hoş geldiniz. Buyurun. Sağ olun. Ablacığım, ben bir sorunum var sinanıma. Dinliyoruz. Buyurun. Efendim? Dinliyoruz. Can kulağıyla sizi dinliyoruz. Kulağımız Efendim, sizde. 55 yaşında bir insanım. Kaç? Bundan 3 sene evvel 55 bir bayanla yaşında. tanıştım. Evet. Bana dedi, eşim öldü dedi. Eşim öldü dedi. 3 sene beraber yaşadık. Maddi manevi bütün desteklerini verdim. Çocuklarına üniversite okudu, yardımcı oldum, Aynı evde bakıştım. mi yaşadınız? Hayır, ayrı evde. Ayrı evlerde ama 3 sene beraber Evet. oldunuz. Tamam. Evet. Ondan sonra bundan 2 ay var, ben onun evli olduğunu duydum. Ne? Hayır, ayrı Hayda. evde. Evet. Evliymiş. Sen de Evet. evli misin? Hayır, ben bekarım. Tamam. Hayır, beyefendi bekar. 5 çocuğu var. 5 çocuğunuz var değil mi? Bayanın 5 çocuğu Ha, var. bayanın 5 çocuğu var ama ben Evet. bekarım demiş. Beyefendi o çocukları Bekarım. yetiştirmiş, büyütmüş, Tamam üniversiteye işte göndermiş. Hoppa, kadının şimdi evli olduğu ortaya kocasıyla bence çıkmış. kavilli dövüşlü iş yapıyorlar. Senin üzerinden çocuklar büyüdü, Bunlar geçim çete mi sağlandı. kurmuşlar beyefendi Çete. sizce? Hayır, çete değil, çete değil. Ne bu? Çete değil. Ne? Yani ben de bekardım. İşte bana bir odada kocam öldü dedi. Alo. Çok Efendim netti ve dinliyoruz. ağzımız açık Kocam öldü dinliyoruz şu dedi. anda. Kocam öldü dedi. Tamam. Kocam öldü dedi. Birlikte olmasın abi. Kendi evi ayrıydı. Benim evim Tamam. ayrıydı. Hiç gidip görmedin mi evini? Evini görmedim. Yok. Hiç Görmedim. Ama gitmezsen kocası orada mıydı dersin? Şimdi buldun mu? Sen de çıkarken kocası. Evet, kocasını buldum. Ne diyor adam? Ya adama bir şey söylemedim ben. Yani ben kendim üzüldüm, moralim bozuldu, duyandan sonra günah işledim, suç işledim, Hiçbir çok suç moralim bozuldu. Yani... işlemedin, hiçbir günah işlemedin. Sen evli olmayan bir adamsın, erkeksin. Esas öteki kadın, hem öteki dünyada hem bu dünyada bana sorarsan ve de o 5 tane yavrucağa birlikte çalışıyorlar. %100 eminim bundan. Adam Yok ya çocuklar ya, ne? kadın Çocukların kalkıp günahını da alma. çocuğun günahı yok tabii ki. Biz de Kocasıyla ikisi diyorum. bunu bırakmak için bırakamıyor. Bırakmak için bırakmıyor beni. Hadi be sen de Ay bir diyeceksin. dakika ya bir dakika. Nasıl bu, ne yapıyor mesela, bırakmak istiyorsun da ne yapıyor, bırakmıyor? Ya şimdi eve geliyor, seni diyor, çocuklarına söyleyeceğim diyor. Benim de 2 tane çocuğum var. Devlet Kendisi memuru. korkmuyor. Kocasına söyleyeceğinden Ay bir yaşıma daha girdim çocuklarına ya. söyleyecekmiş. Söylesen Peki bir oğlum. dakika. Tamam, çocuğuma söyledi. Çocuğuna söyleyince ne oluyor? Ya işte ben utanıyorum, yani çocuklarım bana bir şey Ne utanması ya? söyledi. En tabii hakkın. Evli olmadığın sürece istediğini yaparsın. Tamam mı? O çocuk, senin 2 tane çocuğun da anlayışla bunu karşılamaları lazım. Hem onlara bakıyorsun. Ne oldu, eşin ayrıldın mı? Evli olsaydı Öldü. öldü. Daha Eşim ne ölmüş. istiyorlar? Aa, lafa bak. Esasında sen bir kumpasın içindesin Hala para evladım. alıyor mu sizden? Evet, alıyor. Niye Bütün veriyorsun? ev... Aa, bayılacağım valla. Ya geliyor şimdi, çocuklar aç diyor, zebzesini alıyorum, meyvesini alıyorum, yanıyor. Market alışverişlerini Ay yapıyorum, her duymayayım, ne şeyini yapıyorum. olursun ya. Sen evli olduğunu bile bile sırf Ya senin Rabbi, çocuklara şükür diyor. söylemesin diye her türlü masrafını hala karşılıyorsun. Evet, işte bundan kurtulmak için ne yapmam lazım? Bana bir yardımcı olun, Allah razı olsun ya. Allah kusuruma bakma, kızacağım Ay sana. Allah çıldıracağım. sana akılla karışık fikir versin. Nasıl yaparsın ya? Sen abla bir yardım et ya, ne olur. Nasıl Bak çok yardım edeyim? masumca Kafanın söylüyor içine ya. mantık mı koyayım? Kafanın Mantık koy içine, kafasının içine. yani oğlum şöyle düşüneceksin. Bu kadın bir kere şundan %100 emin ol ki, o çocuklara Allah için bakıyorsun, onu karışmam. Ama böyle bir kadına, artık tabirimi mazur gör, böyle bir kadına kat'i kesin yardım etmeyeceksin. Git sana belediye baksın diyeceksin. Kadın Tamam. evli. Kocası nerede? Birinci vazife o koca, şayet bunu bilinçli olarak yapmıyorsa ne olayım? Karısını çalıştırıyor sana. Çocuklarını, evini geçindiriyor. Bilmem kaç sene geçmiş. Affedersin, bulmuşlar senin gibi İyi yavrucak niyetli. bir adama. Yani yavrucak diyeceğim sana. Kusura bakma. Evet. Yapmayacaksın.
Oruç tutar gibi tutacaksın kendini. Selin abla bak o aklı istemiyor. Tamam. Bak no, bir dakika dur. Bak bu işe kesin çözüm bulalım. Diyor ki bu kadın benim çocuklarıma söylerse ben korkuyorum. Söylesin. Sen şimdi onlardan diyelim ki söyle. Bak hayır. Sen ha, bu tekniği tabii ver. Şimdi gitsin çocuklara ne desin? Ben bu diyecek kadınla birlikteydim mi desin? Evladım anneniz vefat ettiğinden sonra bir erkek olarak benim bir takım ihtiyaçlarım var. Bak evlenmedim de hani gayet senin mirasını düşünüyorsa çocukların en kötüsünü söylüyorum. Hiçbir şekilde bir zararı ziyanı yok. Ama sana şu kadarını söyleyeyim ki diyeceksin ki ne olur ben beraber olsam çocuklarına baksam evlenmediğim sürece. Hayır ben kendime doğrusu başkaları tarafından ay ne biçim adam dedirtmem. Diyecekse sana herkes aklı mı yok fikri mi yok. Artık ben seni kırmamak için tabirleri çok dikkatli kullanıyorum. Yani akılsız derler sana en basitinden. Eğer böyle devam etmek istiyorsan devam et. Evlenmeyeceksin. Bu kadın evlenilmez. İki, bilesin ki o kocasıyla beraber 5 tane sorumsuzca yaptıkları o yavrucaklara bakıyorlar. Sen şöyle düşünebilirsin. Yani ben işte fakir bir çocuklara, 5 çocuğa bakıyorum diye düşün. Bu arada da karşılığında da bu kadıncağızın, kadıncağız diyorum ama küçümseyerek söylüyorum acıdığımdan değil. Ben de işte tatmin oluyorum vesaire. Aşk maşk yok. Kocasının bildiğine eminim. Kadına yardım etmek istiyorsan et. Ama her zaman söylüyorum. Çayımın içine sinek düşmüş. Her şey düşmüş senin çayının içine. Hala içiyorsan iç evladım. Çocuklara evet. Hayır, kendinizi kullandırmayın ya. Et. Kendinizi kullandırmayın. Ya kadındaki bak kadındaki bu cesaret, arsızlık nedir bak. Ya? Hem kelin fodul. Gel de istediğin gibi şaka söyle. Çocuklarına sen söyle önden. Tabii. Söyle. Hiç, erkeksin be sen hani kadın derler bile değilsin. Ya, hiç popuç bırakma yani. Hiç. Git çocuğuna sen anlat. Bir kere eksin yok ki. Yani eşin ölmüş. Eşi öldükten sonra insan birini evli hayatına değilsin, sokar. Bir şey değilsin. Tanışır. Ah, laf. Tabii arsızın ki. Önde gideni. Arsız yüzsüz ahlaksız yani. Bence de aynen. Şimdi bir seyircimiz demiş ki bulabilecek miyim acaba onu? İyi, iyi diyorsunuz da demiş hani öz bakım Erzurumlu 2018. Selam gönderiyorum size. Biz diyorsunuz ki demiş kocanızın yanında bakım yapmayın. Ya demiş onların bakımını zaten biz yapıyoruz. Ay onu da istemiyorum. Hayır. Hayır. Bakın kusura bakmayın. Kadınlık diye bir şey var. Burada ayağını yıkamak yok bilmem ne yapmak. Ya açtırmayın ağzımı. Ayağını ağzından yıkamak bile kaçar. Hani erkekleri genelde iki kaşı arası doldur. Dur bir dakika onu yok, alayım dersin onları ya. Onları falan da istemiyorum. Gitsin nerede yaptırıyorsa yaptırsın. Şuna bak. Kulağında şey çıkar. Söyleme bak kalkarım burada. Kulağında kilit. Hayır. Hayır dedim. Hayır dedim. Gitsin nerede daha istiyorsa yapsın. Mi? Hayır söyleme bak. Çıldırdı. Yani iğrenmemin de bir sınırı var. Gözünüzü dinli seveyim. Evliliğin bir İnsan sınırı var. İnsan sevdiğinden iğrenir mi? Hayır iğrenir tabii hem de ne demek. Hiç konuşturmadınız bizi ya. Şurada iki dakika Selin Hayır. ablayla konuşacağız. Alo. 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 Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkürler. Buyurun dinliyoruz sizi. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben Selin ablayla görüşecektim. Selin abla tam karşında duruyor. Bak bir selam gönder. Merhaba Selin abla. Merhaba canım. Ben bir şey söyleyecektim. Ben 3,5 yıl önce biriyle çıktım. 8 ay boyunca bir beraberliğimiz oldu. Yani sosyal medyada tanıştık biz onunla. Sadece 2 kere görüştük. O farklı bir şehirdeydi. Ben farklı bir şehirdeydim. Tatlı ben mı? Çok sevdim. Hani öyle böyle değil. Yani her şey yapacak. Karşısına geçtim. İntihar edecek derece. Hani o şekilde bir sevgim vardı ona karşı. Ne güzel. İntihar etme evlendim. Fikri güzel değil tabii ki. Hayır şey güzel yani bir insanı böyle sevmek güzel. Tamam sorun nerede burada? Onunla evlenecektim. Ben ona ihanet ettim. Gittim başkasıyla evlendim. Bu kadar aşık olduğunu söylüyorsun. Ölür senin için diyorsun. Ondan sonra başkasında. Nasıl oluyor bu? Ailemin baskısıyla ben onunla evlendim. Evet akrabaydı bir de. Hani nişanlandıktan bir hafta sonra imam nikahı kıyıldı. Geri dönüş de yapamadım. Ne var ya boş ol boş ol dedirttin mi? Bitti gitti. İmam nikahı önemli değil ki. Ama çok denedim olmadı. Hani hep annem hastaydı. Babam önünü vefat etmiş. Yani bir türlü bırakamadım. Akrabaydı. Kendini harcadın imam... yani. Peki tamam evet, şimdi imam... evlisiniz bir yuvanız var ama evet. arayıp diyorsunuz ki
benim gönlüm hala onda mı? Evet, çok seviyorum. Hani eşim dört dörtlük bir insan. Ben nikah kıyıldığı zaman ona dedim ki benim gönlüm başkasında, ben başkasını seviyorum. Zamanla seversin dedi, alışırsın dedi. E maşallah, hani ben bunu ona vallahi anlattım. Ne kadar medeni. Ben başkasını seviyorum dedi mi? Sana boş ol boş ol dememişse. Yok hayret. Hayır, sadece bana dedi ki zamanla seversin diye. Çünkü o beni seviyordu. Hani bile bile geldi beni aldı. Peki tamam, zamanla sevmedin. Zamanla sevmediğini evet. Eşin hareketlerinden anla mı? Ya illaki anladı, defalarca kez anladı. Hani defalarca kez sordu beni seviyor musun falan diye. Şu anda hani evliliğinizde sorun var mı? Sorun var şu an. O şimdi bak gel bu evliliğe dokunalım. Diyorsun ki iyi adam değil mi? Ne oldu, ne dedi? Ne dedi? Halen görüşüyorum onunla telefonda. Abi yok bak, ama ben seninle sonra küsüşürüm. Şimdi ben bir şey söyleyeyim mi? Burayı duymadım. Stüdyodaki hanımların tepkisine şaşırarak ne dedin dedim. Evlisin evet. Ama çok seviyorum. Başka bir adamla evet. Görüşüyorum mu diyorsun? Ya ben eşimden çok, ben onu çok seviyorum. Anladık hani da. Şimdi bak, başka bir kızla gördüğün zaman. Bir uzman gözüyle bir dinleyelim. Bizim burada amacımız kimseyi yargılamak değil. Yok ama başına yani. Neler gelebilecek olduğundan haberdar mısın? Selin abla bir anlat şimdi. Şimdi bir kere bıraktım günahı. Teşekkür ediyoruz bu günah, arada sana. Muazzam günah. Hadi onu bıraktım. Çocuğun var mı? Bana çok beddua etti. Hani sıkıntı da orada. Bana çok çok beddua etti. Dedi ki inşallah hangi mutluluğa hasretsen hep ona kalasın. Doktora gittim, bana dedi ki çocuğun olmuyor. Hani eşinden kaynaklanan bir şey. Ben de dedim ki acaba onun ağrı mı benden çıktı? Ağrını bırak da ne yapacaksın çocuksuz? O önemli bir konu. Yani hani... kocan çok iyi adam olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Üroloğa gitti. Evet. Ürolog ona ne dedi? Şu varsa yani onu geçirdiler. Geçirmiş olmaları lazım. Psikolojikse sen de onu sevmediğin için adamcağız belki bu sebeple olmuyor. Bilmiyorum. Bunu doktorlar bilir. Ama senin o adamla dururken kalkıp da bir başkasıyla sevsen dahi, baştan zorla evlenmiş olsan dahi, şimdi senin bunu yapmaman lazım. En iyisi bu iyi adama de ki, nasıl diyeceksin bilmiyorum, senin çocuğun olmuyor onun için ayrılacağım desen mi iyi, ben başkasını unutamadım onunla evleneceğim mi iyi, bunu demek doğru. Hangisini mu söyleyeceğim, aşağı sakal yukarısı senin çocuğun bıyık. Olmuyor ben gidiyorum, evlilik böyle bir şey mi? Hayır, evlilik anladık ama. İyi günde kötü günde, hastalıkta, sağlıkta. Ama şekerim sevmediği için. Yani adamın çocuğunun olmaması da onun suçu mu? Normalde seviyor olanlar birbirine bunu aldırmıyorlar. Ama hem sevmiyor hem kelen fodul gibi yani. Adamcağız çok iyi adam olabilir ama bir başkasıyla daha da beter üçüncü sayfalara düşmek istemiyorsan otur onunla bir konuş. Ya sen dedin bak, ben sana baştan söyledim ama olmuyor. Sakın görüştüğünü söyleyeyim deme. Bu katiyen sana iyi olmaz. Çok ters döner, çok kötü şeyler olur. Bir başkasını severek erkek ayrılmaz böyle durumlarda. Bilakis sana zarar verebilir. İyisi mi? Güzel güzel konuş. Yani olmuyor. İşte artık kırmayacaksan çocuğumuz da olmuyor. Benden mi olmuyor, senden mi olmuyor filan gibi laflar et. Biz ayrılalım de. Kaç seneyse. Ayrıldıktan sonra ne istiyorsan yap. Hiç karışmam. Peki. Ama ayrılmadan güzel değil. Şimdi